El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim. Bizi yaratan Allah bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutluluk. Bu dünyada mutlu olmak, kıyametten sonra cennette mutlu olmak. Allah'ın insan adı verilen en üstün mahlukuna gösterdiği hedef budur. Hepimizi Allah-u Teala Allah'a kul olalım diye yaratmış. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halektel insi vel cinni, cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları ki aynı noktada Allah'a kul olmakta teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda
Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse, şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi, mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz, kendinizi cehenneme, başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah-u Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah-u Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır. Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şey hiç duymadığını söylüyor. Olabilir. Kimisi diyor eski köye yeni adet. Böyle de düşünülebilir. Ama aslında en eski köyün adeti bu. Yani Allah-u Teala bütün mukaddes kitaplarda aynı şeyi söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek, meselenin özünü, çekirdeğini ve mutlak kurtuluşu oluşturuyor. Bütün peygamberlerin Allah-u Teala'nın yazdırdığı şeriat kitaplarının özü budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Ve o hükümle size sesleniyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendisine yazık eder. Neden yazık eder? Çünkü o kişi dalalettedir. Madde bir, takva sahibi değildir. Madde iki, küfürdedir. Yani mümin değildir. Madde üç, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde dört, tağutun dostudur. Madde beş, tağutun kuludur. Madde altı, sıratımızda kimin üzerinde değildir, dalalettedir. 7 ve 8. Sevgili kardeşlerim,
bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun. Zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişinin ne cennet saadeti vardır ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür gider. Ne bu dünyada mutlu olur ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz. Ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki, hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız.
Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan İblis'e de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah Teala. Öyleyse insanız verilen bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah Teala nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler kiramen katibi melekleri Resul meleklerdir. Ölüm melekleri Resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı Resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı Resul cinler de var. Ama nebi ne cin var ne melek var. Sadece insanlar nebidir, nebi olabilir. Nübüvvet peygamberlik makamıdır. Ve son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış. Vücuda getirilmemiş Allah Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş ve Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hz. İsa'nın geleceği, Hz. İsa'ya indirilen İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin peygamberliğin sona erdiği ama risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği hem Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz. Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler
Ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden İblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam'a, o secde etmiyor. Ama Allah Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz, ne meleklerin bünyesinde, ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de, cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir, bitmiştir. Ama o noktadan sonra bütün kavimlerde Resuller aralıksız olarak gene gelmeye, vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama nübüvvet, hayır. Artık 1400 seneden beri olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi, kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse üstün olan sizsiniz. Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya. Ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız. Dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O, hepinizi o kadar çok seviyor ki, şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden kullarını vareste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe Allah'a yönelme diyor Allah Teala. Üzerinize de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe." Sümme la tunsarun. Diyor ki: "Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, ikisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin." Sonra ne diyor? "Ve ona, Allah'a teslim olun." Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun, veçin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir
müessese. 7 safhada 4 teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah-u Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız, cehennemden kurtulmak istiyorsanız, ki o da mutlu olmanın ikinci safhası, önce bu dünya mutluluğu, sonra da cennet mutluluğu, o zaman inanılmayacak kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala size bu dünyada da mutluluğu vermeye hazır, size mutluluğu yaşatmaya hazır, kıyamet günü de sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala onu söylüyor. Allah dilediğini delalette bırakır ama kim Allah'a amini olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi, aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve tekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki, Yunus suresinin 7 ve 8 ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış. Olmazsa o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin, dünyada hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir dilek, şu kalbinizden Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra siz bize telefonlarla ulaşmaya çalışacaksınız. Bu mutluluk varmış da biz nasıl bundan haberdar olmadık? Neden bize bunu, bu bilgiyi ulaştırmadılar diye hayıflanacaksınız hayatınızın daha evvelki devreleri için. Ama kimseyi suçlamayın. Onlar da bunu size söyleyemezlerdi, çünkü bilmiyorlardı. Din adamları dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan öğrendiler. Ve müfredat programlarında o öğrendikleri nesneler yazılı sadece, öğrendikleri şeyler. Aralarında çok üst seviye fıkıh alimleri var. Kelam alimleri var. Çeşitli branşlarda çok iyi seviye öğrenim görmüşler, kıymetli ilim adamları. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorlar. Bilmemekte haklılar mı? Evet, çünkü onlara öğretilmedi. Ve onlar öğrendiklerini öğretebilirler. Bunun için ücret alırlar devletten. Profesör oldukları için, doçent oldukları için. Ama öğrettikleri şey, kendi öğrendikleri müfredat programının gerekleridir. Oysa ki, bütün o ilimleri bir kenara bırakın ve size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad 7'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de
onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden? Hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah-u Teala sizi tağutun dostu olarak mütala ediyor. Ki, realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size devamlı tesirde. Bakın, Bakara 257'de ne diyordu Allah-u Teala? Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرُجُونَهُمْ مِنَ النُّورَ اِلَى الظُّلُمَاتِ diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil, tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara amin olan diyor Allah Teala. Yani bu aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle müminler zümresinin içindedir. O mümin olmak şerefine ermiştir. Hala biliyoruz ki içinizden %90'ı ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diye düşünür. Böyle olduğuna hatta emindir. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmeniz için Allah'a inanmanız yetmez. O Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözde Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Allahü basirül bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir. Allah semidir diyor Allah Teala, işitendir. Allah'ın el alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte
Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah-u Teala üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür, sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semih hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde idrake mani olan ikinnet vardır. İşte Allah-u Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar. Sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah'a amin olun ki. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah-u Teala? Bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insan, insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yani kalbiyle dilediği takdirde Allah-u Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor, onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez. Bu 7 furkanın her birinde Allah-u Teala onun günahlarının 7'de biri kadar sevap adresine sevap yazıyor. Neticede günahlarını örtmüş oluyor. Ne olur? Şu olur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse hem de sevapları günahlarından fazlaysa belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah-u Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah-u Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı
Dileyenler Allah'ın cennetine girecekse hangi sebeple girecekse sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır. Mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendinize zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme gireceklerdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi vel asr suresine bakıyoruz beraberce. Vel asr diyor Allah Teala. İnnen insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve âminü sâlihâti ve tevâsâ bil hak ve tevâsâ bil sabr. Diyor ki Allah Teala asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların günahlarını örtüyor. Örtmüşse, o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki bunu siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi, söyleyin kendi kendinize, kendinize hesaba çekin, unutmayın. Bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse, gene kendisi
sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarınız sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez, bilakis derecat kazandırır. Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz, üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki, ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bir dilek, sadece bir dilek, seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında. Söylediğimiz ayetleri din alemlerinden gidin, öğrenin ve kendinize yazık etmeyin. Sevgili kardeşlerim, bizi ne üzüyor biliyor musunuz? Şu 70 milyona yaklaşan Türkiye halkının çok büyük bir kısmı bu söylediklerimizi bilmediği için cehenneme gidecekler. İşte bu bizim kalbimize bir azap olarak oturuyor. Bundan derin bir sorumluluk hissi duyuyoruz. Çünkü din öğreticilerinin büyük kısmı bu hakikati sizlere ulaştırmıyor. Sevgili kardeşlerim, onları suçlamıyoruz. Bilmiyorlardı. Öğrendikleri zaman da onların gururlarına ağır geliyor bu. Onu da takdir ediyoruz. Ama Allah'ın katındaki sorumluluklarını azaltmaz ki onların. Sevgili kardeşlerim, onlar sizlere öğretmediler, öğretmiyorlar diye sorumlu ama kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz? Söyler misiniz bize, bizim kazancımız ne? Siz Allah'a ulaşmayı dileseniz, dilemeseniz, dilemezseniz üzerimize düşen görevi size ulaştıramamış olurduk. Her gün yeni kitleler sözlerimizi işitiyor. Ve bu sözleri dikkate alanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilecekler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Ve 60 milyondan fazla insan bu ülkede cehenneme gidecekse, bu bilgiye sahip olmadıkları için gidecekler. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala onları mutlaka cennetine alacak. Neden dilemesinler? Ben de size soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah Teala'nın size bunu mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.